Yani işte Defne'den bahsediliyor. Altında bir şehir olduğundan bahsediliyor. Gizemler etrafımızı sarmış durumda. İki aydır mı ne gazı yollamış, laf ettiler orayı. Görebilene ve araştırabilene her şey sanki bir tiyatro sahnesindeymiş gibi sahneleniyor. Ve bunu görmek hiç de zor değil. Önce Tarsus kazısı ve şimdi de Bolu kazısı. Bolu'nun Munurnu ilçesine bağlı Koyucak köyünde yapılan kazı çalışması büyük bir gizem altında devam ediyor. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Koyucak köyünde Sıtkı Toya ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır yürütülen kazı çalışmasıyla ilgili bölgede yaşayan bir vatandaş konuştu. Yani işte Defne'den bahsediliyor. Altında bir şehir olduğundan bahsediliyor. Orada mağara var. Girişini falan görmedim. Gidip bakmadım. Orada çok büyük bir hazine var diyorlar dedi. Bu kişinin yapmış olduğu açıklama herkesin ilgisini çekti. Bölgede uzun süredir bir mağara olduğunu ve burada büyük bir hazine olduğu dedikodusunun dolaştığını söyledi. 90'lı yıllarda Lahit Mezar çıktığı söylendi yol çalışmasında. Ya kanıtlı zaten, o jandarma eşliğinde falan alındı o. Kazı çalışmasının gizlilik içinde devam ettiği ve çevresinin güvenlik kameralarıyla izlendiği belirtildi. Bu doğruydu. Kazı çalışmaları başladı. Bölge izinsiz ve yetkisiz, herkese yasak. Maden işçileri getirildi. Kameralar kuruldu. Herkesin cep telefonları toplandı ve arazinin sahibine bile bilgi verilmiyor. Ve bölge jandarma ve polis tarafından kuşatılarak çevrilmiş durumda. Sizce bunca sıkı güvenlik neden olabilir? Ve kazı 3 aydır devam ediyor. Önce elde ne var onları görelim. 15 maden işçisi getirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler yer altına inerek kazıya başladılar. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuruldu. Maden işçileri son 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Güvenlik kameralarıyla 24 saat izleniyor. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemleri aldı. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. İki aydır mı ne gazı yollamış, laf ettiler orayı. Vallahi Defne diyorlar da artık başka şey mi arıyor Defne bilmiyoruz yani. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin Defne kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Yani bu bölge ilgililer tarafından gayet iyi biliniyor ve çeşitli zamanlarda izinli ya da izinsiz kazılar yapılıyordu. Orada çok büyük hazine var diyorlar. Bölgede yıllardır çobanlık yapan bir vatandaş, ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade etti. Çoban, vallahi mağara var diyorlar. Altın mı varmış ne varmış, bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben, gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum, öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen oraya geliyordu, dedi. Çalışma esnasında gelip de orada görmek isteyenleri de bu bölgede yani. Aşırı ve yoğun gezilik ne için vardı? Ne gizleniyordu ya da insanlar neyden korunuyordu bilinmez. Fakat işin içinde bir şeylerin olduğu kesinlikle açık ve net bir şekilde karşımızda. Hatırlayın, Tarsus kazısı da bu şekilde yürütülmüştü. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda kazılar yapılmış, kazı alanı kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgüyle çevrilmişti. Ayrıca özel harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan alana milletvekilleri dahi sokulmamıştı. Hal böyle olunca günün her saati korunan alanda neler bulunmuş olabileceğine dair birçok teori ortaya çıkmıştı. Tarsus'taki gizemli kazı hakkında resmi bilgi şöyleydi.
Mersinli Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde 2015 yılında kaçak kazı çalışmaları gerçekleştirilen 214 ada 7 parselde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Tarsus Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda 2016 yılında başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmiştir, demişti. Bakın aslında bu açıklamanın içerisinde bir şeyler gizli. Bilmiyorum yakalayabildiniz mi? Devam edelim. Açıklamanın devamı ise şu şekildeydi. Söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nce hazırlanan uzman raporunda anılan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazılarına başlanmıştır. Az önce söylediğim gibi bu açıklamada bir şeyler var ve çok da anlamlı değil. Burada mesaj barındıran kelime kurtarma oluyor. Bu açıklamada ifade edilen kurtarma kazıları ifadesinin ne anlama geldiği, neyin ya da kimlerin kurtarıldığı hala bilinmiyor. Son derece sıkı tutulan bu bölgede hem Türk hem de yabancı bürokratik kimliği belirsiz kişiler kazıya dahil olmuştu. Sosyal medyada araştırmacılarsa bu bölgede bulunabilecekler üzerine düşüncelerini ortaya koymuştu. Onlar nelerdi bir hatırlayalım. Bir portal ya da geçiş kapısı. Hatta geçiş yapan kişilerin olduğu. Bir UFO. Çok eski ve insanlardan uzak bir uygarlığın kalıntıları veya kazıdan sonra birçok yetkilinin Vatikan'a gitmesiyle anlaşıldığı gibi kutsal ahit sandığının bulunmuş olabileceği ortaya konmuştu. Bakalım yine aynı şekilde sıkı tutulan, telefonlara el konulan hatta arazi sahiplerine bile bilgi verilmeyen bu Bolu kazısının ardından ne olacak? Büyük ihtimalle ne olduğunu ya da ne bulunduğunu söylemeyecekler. Söyleseler bile yapacakları açıklama şöyle olacaktır kesin. Birkaç testi, birkaç anfora, birkaç çanak çömlek. Tıpkı Tarsus kazısında yaptıkları açıklama gibi. Tabii umarım insanları ikinci kez bu kadar saf yerine koymazlar. Devamında yakın bir tarih öncesinde Tarsus kazısı yapılan ev satılığa çıkarıldı. Tabii alan kişinin ya da kimlerle bağlantıda olduğu kesinlikle bilinmiyor. Yine de bir şekilde tüm gizemiyle Tarsus kazısı şimdilik geride kaldı. Ve sırada Bolu kazısı var. Bolu kazısında bazı köylüler konuştu. Köyde yaşayan İskender Beşlioğlu 1990'lı yıllarda aynı bölgeden daha önce iki lahit mezar çıktığını belirterek Zonguldak'tan madenciler gelmiş evin altını kazıyorlarmış. Hazine varmış diyorlar. Bizim bildiğimiz bu. Biz öyle duyduk ama görmedik. Biz alana girmedik. Kimseyi sokmuyorlarmış. Kameralarla izliyorlarmış. Ahırın altını kazıyorlarmış. Başka birinin evinin altına doğru kazıyorlarmış. Yolun altında mı, üstünde mi bilmiyoruz. Evin altında başka bir şey bilmiyoruz. Onları da alıp götürmüşlerdi. Nereye götürdüler bilmiyoruz. Yolun altından çıkmıştı. İki tane mezar çıkmıştı. Lahit mezarda çıkan mezarlar. Eskiden beri buralarda bir şeyler çıkıyor. Ben hiç karşılaşmadım. Burayı da kazıyorlar. Kimseyi sokmuyorlar şimdi. Oraya ev sahiplerini de sokmuyorlar. Jandarma ve polisler koruyor, dedi. Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Peki burada ne olabilir? Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu gizemli Bolu kazısında neler bulunabilir? Düşüncelerinizi yazın mutlaka. Biraz geçmişe bakalım. Bu bölge yani Bursa, Bilecik ve Bolu'yu kapsayan bu alan Osmanlı İmparatorluğu'nun bildiğimiz gibi merkezi sayılabilecek bir alandı. Bu bölgede Osmanlı'nın gelişme döneminde olmasa da çöküş dönemine yakın bir zaman diliminde imparatorluk hazinelerinin gizlendiği bazı noktalardan biri olma ihtimali oldukça yüksek. Yani Osmanlı'ya ait hazineler olabilir. Biraz daha tarihte geriye doğru gidelim. Bu bölge Osmanlı öncesi Roma İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan enteresan noktalardan biri. Öncelikle yine Bursa-İznik itibariyle Bolu arasında kalan bu bölge Hristiyanlık için önemli bir yerdi. Yeni Ahit İncili'nin yazılması için toplanan İznik Konsülü bu bölge içerisinde kalıyor.
yani o zamanlar için dinsel başkent toprakları denilebilir. Birçok dinsel topluluklar, yapılar bu bölgede mevcut durumda. Yani yine karşımıza İncil'in eski versiyonlarına, yani eski ahit İncil, bir başka deyişle gerçek İncil'e dair buluntular olabileceğini gösteriyor. Eski ahit İncil kopyaları veya Hazreti İsa'ya dair heykeller ve pek tabii dinsel topluluklar olduğuna göre halktan toplanan paraların veya değerli eşyaların bırakıldığı ve elbette ki günümüzde toprak altında kalan yerlerden biri olabilir. Ki bu kazıda da jandarma ve polisin devreye alınmasının, ayrıca telefonlara çekim yapılmaması için el konmasının nedeni mantıklı bir hal alıyor. Ki kazının Bolu'nun Mudurnu bölgesinde yapıldığını düşünürsek çok önemli bir seçenek daha karşımıza çıkıyor. Milattan önce 6. yüzyıl civarlarında bu bölge psikopozluk merkeziydi. Yani az önceki teorimize çoğunlukla yakın. Şöyle ki, Modrene Türkiye'deki antik kentler listesinde Bizans antik kentleri grubunda Bolu ili Mudurnu ilçesinde kurulmuş antik bir kent oluyor. Modrene, yani Mudurnu'nun tarihi günümüzden 4000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Tarihteki İpek Yolu gibi önemli tarihi yollar Mudurnu'dan geçmekteydi. Burası Hititlerden Bizans'a, Osmanlı'dan Selçuklu'ya birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Fakat sessiz ve gizemli kalmayı başarmıştır. Bir şeyler tüm gözleri buradan uzak tutmuştur. Şimdiki Mudurnu'nun bulunduğu yerde Modra isimli küçük bir yerleşim yeri bulunuyor. Bu antik kenti İmparator Justinianus M.S. 6. yüzyılda geliştirerek psikopozluk merkezi yaptı. Bu kente de Nova Justiniana ismi verilmiştir. Nitekim 553 yılında yapılan konsül tutanaklarında bu kentin psikopozunun ismi Nova Justiniana psikopozu olarak geçiyor. Modra isminin Lovi dilinden gelen ana tanrıçanın kocası anlamında bir sözcük olduğu biliniyor. Antik tarihi çağlarda bu kentin ismi önemli bir tarihi olayda geçmiyor. Günümüze de eski kentle resmi olarak ilgili hiçbir kalıntı ulaşamamıştır deniyor. Kent Osmanlı zamanında yoğun bir yerleşke olarak kullanıldı. Ve bu çok enteresandır ki bu bölgede antik kentle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ve hiçbir kalıntı çıkarılmamıştır. Kazı yapılmamasının nedenini anlamak imkansız. Kazı yapılması istenmiyorsa saklı kalması istenen bir şeyler vardır demektir. Ve şahsen iki seçenek benim karşımda daha mantıklı duruyor. Eski ahit İncil'ine dair buluntular ve psikopozluğa ait içindeki hazine ile birlikte önemli bir lahit. Her şey zaman gösterecek. Fakat yetkililerin yapacağı tek açıklama son derece önemsiz, birkaç parçadan ibaret olacak. Ben Volkan Çelik. Gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz.